Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladığı Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki dikdörtgenler prizması küp testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Farklı 3 ayrıtın uzunlukları 3, 4, 5 olan dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir? Neydi? A çarpı B çarpı C idi hacim. Yani 3 çarpı 4 çarpı 5 o da 60 yapar. Örnek 2. Farklı 3 ayrıtın uzunlukları 2, 4, 3, 4 olan prizmanın yüzey alanı. Normalde 2AB artı 2AC artı 2BC diye formül var ama ben şöyle yapıyorum. 2, 3 ve 4 yazıp kenarların ikisel çarpımının 2 iki katı 2 kere 3, 6, 2 katı 12 artı 4 kere 3, 12, 2 katı 24 artı 2 kere 4, 8, 2 katı 16 yapıyor. Topladığımız zaman da 40, 52 yapıyor. Cevap 52 olur örnekte. Örnek üçteyiz. Ayrı uzunlukları 2, 3, 6 olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni. Kare kök içerisinde 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 6'nın karesi şeklinde bulunur. 4, 9 ve 36 yapar. Kaç yapıyor? 49 yapıyor. Kök 49'da neye eşittir? 7'ye eşittir. Cevap 7 yaptı. Örnek 3'te. Örnek 4'e geldik. Hacmi 64 olan bir küpün yüzey alanı nedir diye soruluyor. Hani A küp eşittir 64 ise A'yı buradan 4 buluruz küpün yüzey alanı. Alt tane A karedir. 6 tane 4'ün karesinden 16 çarpı alttan cevabı 96 olarak buluruz. Örnek 4'te. Örnek 5'e geldik. Ayrıtları 2, 3, 4 ile orantılı bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı. Yani 2, 3, 4 orantılı ya 2K, 3K ve 4K diyelim buna. Yüzey alanı. Kenarların ikişerli çarpımının iki katı. Şu ikisinin çarpımı 2 kere 3, 6. 2 katı 12K kare. Artı. Şu ikisi 12, 24K kare yapıyor. Artı bir de şu ikisi 4 kere 2 8 16 k kare yapıyor. Bunların hepsi 208'miş. Toplayalım bakalım 40 52 52 k kare eşittir 208 ise eğer k kare buradan 4 gelir k'yı da buradan 2 buluruz. Hacmi nedir diye soruluyor. K 2 ise o zaman burası 4 burası 6 burası 8 yaptı. Hacim de 4 çarpı 6 çarpı 8'in çarpımı yapacaktır. 24 ile 8'in çarpımı da 24 ile 8 çarpımı da 192 yapıyor galiba. Evet. 192 yapar. Örnek 5'in cevabı. Örnek alttayız. Farklı üç yüzünün alanları. Bak. Farklı üç yüzünün alanları. Niye farklı üç yüzünün alanları diyor? Çünkü bizim dikdörtgenler prizmasında 6 tane yüz var. Ama ikişerli yüzler hep aynı. Ön arka aynı. Sağ sol aynı. Alt üst aynı olduğu için farklı yüzeyleri. Mesela ön 42 dediysek arka 42 değil. Tamam. ABC. O zaman biz öne hesaplayalım ya da alta hesaplayalım. A çarp B 30 verilmiş. Alt üst gitti. Sonra ön arkaya bakalım. A çarp C mesela 35. Bir de sağa sola bakalım. B çarp C mesela 42. Prizmanın hacmi isteniyor. Prizmanın hacmini bulmam için ne yapmam lazım? A çarp B çarp C'yi elde etmem lazım. Nasıl elde ederim? Taraf tarafa çarparsam. A kare B kare C kare geliyor. 30 35 ve 42 yapar. Her iki tane kare kökünü alırsam kare kökü a kare artı b kare artı c kare değil çarpı bunlar. Niye eşit olacak? Kök içinde 30. Hocam 6'ya 5 bu 30. 35 5'e 7. 7'ye 6 mı bu da? Evet. Dikkat et. Bu A, b, C diye çıkar. 2 tane 6, bir tane 6 diye çıkar. 2 tane 5, bir tane 5 diye çıkar. 2 tane 7, bir tane 7 diye çıkar. Bu da kaç yapıyor o zaman? 210 yapar. Örnek 6'yı da 210 buluruz. Geldik örnek 7'ye. Farklı üçüzünün haritları 4-6-9 olan dikdörtgenler prizmasının hacmine eşit hacimdeki bir küpün yüzey alanı. Şimdi 4 çarpı 6 çarpı 9 hacmine eşit olan bir küpten bahsediyorum. Yani küpün hacmiyle dikdörtgenler prizmasının hacmini eşitleyelim diyelim. Aküp buna eşit olacak. E hocam burada e, çarpıp da yapmayalım ya. Bu e, ne oluyor? Hocam 2 çarpı 2 çarpı. Bu da 2 çarpı 3. Bu da 3 çarpı 3 zaten 9'da. Bu 2'nin kübü çarpı 3'ün kübü yapar. Eşittir a küpse a da buradan 2 çarpı 3 yapar. Yani 6 yapar. Kübün yüzey alanı 6 tane a kare değil miydi? 6 tane 6'nın karesi. 36 çarpı 6'dan 216 buluruz cevabı. Örnek 7'yi 216 bulduk. Geldik örnek 8'e. Yüzey alanları 72 ve 162 olan farklı iki küpün. 6 tane a karesi 72. 6 tane b karesi de 162 yapan 2 tane küpten bahsediyoruz. O zaman 6'ya bölsen 72 kaç yapıyor? 72'yi 6'ya bölsen 12. A kare eşittir 12. A'yı buradan buluruz. Köşegen, cisim köşegenin uzunlukları isteniyor. O cisim köşegenin uzunlukları toplam isteniyor. Hmm. A'yı buradan kök 12. Yani 2 kök 3 olarak buluruz. Ee, bu 162'yi 6'ya bölsem 6 kere 3 18, 6 kere 2 12 6 kere 27 yapıyor. Tamam. B kare eşittir 27 ise de B'yi de buradan 3 kök 3 olarak buluruz. Cisim köşegenler uzunlukları toplama. A kök 3 kaç yapar? 2 kök 3'ün kök 3 katı. 6 yapar. Şu x çarpı 3 olduğundan. B kök 3 ne yapar? Cisim köşegeni. 3 kök 3'ün kök 3 katıdır. Kök 3 kök 3'ün çarpımı 3. 3 kere 3 9 yapar. Şimdi bizden ne isteniyor o zaman? 6 ve 9'u bulduk. Köşegen uzunlukları toplama. 6 artı 9'dan cevaba 15 diye ulaşırız. Yani örnek 8'i 15 bulduk. Böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. Yani prizmada uzunluk hesabı testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.